Yarın oynayacağımız Lugano takımıyla önce bir kısa bilgi verelim. Kupa şampiyonu olarak düşündüğümüzde bu yılda geçen seneki takımın devamı olarak uyumlu bir takım. 21 tane yabancı oyuncuları ve güncel olarak 4-5 tane milli oyuncuları var. Ama diğerleri de genç milli oynayıp seçilip alınıp değerlendirilen oyuncular. Yani bir iki oyuncu dışında hemen hemen hepsi Avrupa'daki veya hatta Latin Amerika'daki birçok ülkeden seçilip alınan oyuncular. İyi bir kadro yaptılar o anlamda. Gerçi Belçika ve İsviçre bu konuda uygun ülkeler. Dinamik bir takım. Kompak oynayan bir takım. Şu anda da ligde Zürih lider. İkinci takım Young Boys. Üçüncü takım aynı puanla Lugano. İlginç bir takım. Dinamik, koşan, kompak oynayan takım olarak kendi oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. Savunmada da iyi kapanıp kazandığı toplarla hızlı çıkan takım. Bütün bunları bildiklerimiz, onları tabii değerlendireceğiz. Biz de kendi sahamızda kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Zaten her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ligde kayıp puanlarımız var. Konferans liginde ilk maçta oyun olarak daha rakip üstün olmasına rağmen beraber kaldığımız bir maç. Bodo Glimt'le de Lugano beraber kalmıştı. Kendi sahasında Lugano. Dolayısıyla bu yarın oynayacağımız maç çok önem arz ediyor. Zorluğunu biliyoruz. Bizim de hem iyi oyuna hem de kazanmaya ihtiyacımız var. Yarın da böyle olacağını düşünüyorum. Her koşulda kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Çünkü grupta ondan sonra oynayacağımız Bodo Glimt'le iki maç liderlik savaşı verecektir. Onu verebilmek için öncelikle yarınki maçı geçmek zorundayız. Elimizde sakat olarak maalesef dün itibariyle iyileşmesine rağmen, yani gayet de iyiydi. İdmanın son bölümünde Gedson Fernandez bir pozisyonda bileği döndü. O yarın olmayacak. Yani pazar günü de olmayacak görünüyor şu anda zaten. Dolayısıyla bizimle olmayacak. Onun dışında Ante Rebic, o da dün idmana katıldı, normal idmanla Gedson'la, ama onda herhangi bir sorun yok. Gedson'unki daha önce omuzundaydı, şimdi bileğindeki sakatlık bir süre devam eder. Tedavisine başladık ama tabi ara olacağı için oradaki gelişmeye göre daha sonra değerlendireceğiz. Bu yarın oynayacağımız maçta önce şunu söyleyeyim, yani takım olarak kaybettiğimiz puanlar sebebiyle direncimizi ve inancımızı kaybeden takım olamayız. Bunu maç içerisinde bölüm bölüm yaşayan bir takım olarak doğru bulmadığımızı, ama teslim olmadan ve oyunu bırakmadan oynama düşüncemizi toparlayıp yeniden ayağa kalkacak bir takımız. Bunu gösterecek bir gücümüz, inancımız, umudumuz var. Hep bunu söylüyorum. Camianın da var. Taraftarın beklentisini biliyoruz. Zaman zaman onların da psikoloji direncinin kırıldığını hissediyorum. Beşiktaş takımı kaybettiği iki maç, özellikle son bölümde Trabzon ve Adana Demirspor maçı, oyunun kontrolü gittiği andaki yediğimiz goller sebebiyle çok gol yiyerek, sizin de az evvel sorduğunuz gibi, bitirdiği maçlar. Oysa gole kadar normal giden bir oyun, golden sonra daha dağılarak oynamak bizim oyun tarzımız değil. Biz sahaya çıktığımızda hep deplasman içeride hep kazanmak için oynayacağımızı hep söyledik. Buna devam edeceğiz. Israrla devam edeceğiz. Taraftarın beklediği coşkulu, maç kazanan takımı göstermek zorundayız. Yarın da böyle bir beklentim var. Evet, sezon başında bizimle çalışan arkadaşlar var. Daha sonradan gelen arkadaşların uyum dönemi var. Şu anda oynayan önemli, yani çünkü onları da kazanmak durumundayız. Bu arada da ona bağlı, değişime bağlı olarak performans dalgalanmalarını görüyoruz. Çünkü yetenekleri çok üst seviyede olan oyuncularımızın fiziksel olarak sahadaki verimlerinde bir dalgalanma olurken, daha önce oynamış oyuncuların da kenarda kalarak etkilenebileceğini düşünüyorum. Bu süre zor dönemi yine taraftarla beraber, kendi içimizde konuşarak, çalışarak, inanarak başaracağımızı düşünüyorum. Yarın da böyle bir başlangıç olmasını bekliyorum. Hem oyun olarak hem sonuç olarak iyi olsun istiyorum. Lig maçlarında son maçı kazanmış olmamız puan açısından önemli. Ama puan olarak gerideyiz. Onları daha sonra değerlendiririz. Ama yarın
daha güçlü, daha mutlu olmak istiyorsak daha çok çalışacağız. Bunu da hep beraber göstereceğimizi düşünüyorum. Şimdi şunu söyleyeyim, yani müsabakada şut atmak oyuncunun form grafiğiyle de güveniyle de ilgilidir. Aynı zamanda oyun tarzıyla. Biz rakip sahada oynadık. Bu Kayseri maçı da dahil, Trabzon maçı da dahil. Biz önde oynadık ama rakip geldiği iki pozisyonda gol yedik. Trabzon'da. Aynı şey Adana Demirspor'da. İki şut attılar 18'sinde. İkisi de gol oldu. Hani şut atma pozisyonu yakaladık. Şut atacak pozisyonu da topu ayağımızdan kaçırdığımız Adana maçında oldu. Kafayla vuruşumuz var, ayakla da var. Ama onları gol atamadı. Daha net pozisyonlar. Oyun içerisindeki bazı başarı ve başarısızlıklar sizin moral motivasyonunu da etkileyebilir. Oyun olarak ben hep olumsuz olarak baktım. Yani direncimiz vardı, savaşçı ruhumuz vardı ama o bakımdan ezildiğimiz bir maç Bruges maçıydı. Onun dışındaki diğer maçların bize oyun üstünlüğü değil. Rakibin savunma yaparak bize kazandığı bir oyun tarzdı. Ama hücumdaki zenginlik açısından demin de söylediğim işte Abubakar, Cenk, Amir diyorum, Gezzal, Raşitsa, Alex, Mülaka bunların zaman zaman performansın iyi olması ve olmaması ile de bağlantılıdır. Yani hücumdaki oyuncular için söylüyorum. Aynı şey otursa da Salih, Amir için de geçerli. Bizim baktığımızda ilk başlangıçta iki oyuncuyla oynadık biz. Yani diğer oyuncuların hiçbiri yoktu veya sakatlıktan dolayı takımla beraber değildi. Yani biri Mülaka, biri Abubakar'dı. Açıkta yoktu. Açıkta biz Onur'u oynattık. Dolayısıyla bu sıkıntılı dönemi iyi aştıktan sonraki diğer oyuncuların gelişiyle onlara da şans verirken orada bir değişim sürecinde sonuçla beraber güvensizlik de sahaya yansıdı. Ben bu güvensizliğin oyun içerisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte Adana Demirspor'a çıktı. Kazanmak için hücum ediyoruz. Ama en büyük eksikliğimiz şuttan çok rakibin çıkışlarındaki dirençsiz oyunumuz, temaslı oynamama oyunumuzdu. O sıkıntımız vardı. Sizin dediğinizde şut sayısının az olması, pozisyonun azlığı rakibin gelmesiyle ilgili. Son müsabakada biraz daha onu oynatmaya çalışırken o tip pozisyonlar bulmamıza rağmen şut atmadık. Genelde kenardan getirdiğimiz ortalarla gol atmaya çalıştık. Bunda da biraz rakibin şanssızlığı bizim şansımızda golü bulduk. Daha sonra oyun kontrolünü elimize geçirdik. Şut pozisyonları var. Oyun bizde. Ama 10 kişi kaldıktan sonra son bölümlerde yine oyunu rölantiye alan, bunların sebeplerini şimdi burada anlatıp işte şöyle oldu, böyle oldu demek yerine oyuncularımızın fiziksel olarak dalgalanması, zihinsel olarak maç içerisindeki dalgalanmaları oyun performansını etkileyebiliyor. Mesela iç sahada bu konuda daha iyiyiz. Mesela daha çok rakibi baskılı oynayabiliyoruz. Ama dış sahada baskılı oynamamıza rağmen temaslı ve agresif oyunumuz yoktu. Geçen de kullandım bunu. Oyuncuların performansını etkileyen kendi yetenekleridir ama güçleri de önemlidir. Bir de bunları etkileyen bu dönemde özellikle sık sık seyahatlerimiz, mesela kaybettiğimiz maçlarla beraber Trabzon'da dahil Bruges'e gidiş, İstanbul'a geliş, Adana'ya gidiş, dönüş, Konya. Yani 3 günde biri sadece maç olarak düşünmeyin. Seyahatlerin, uyku saatlerinin düzeni bozulması ve kaybedilen maçın bir gerginliği, huzursuzluğu var. Bu süreç yaşadık. Bunun içerisinde Kayseri'yi yendik, işte Konya'yı yendik. Biz çok iyi de diyemeyiz. Ama dediklerinin hepsine katılıyorum. Çünkü zaten o eksikliğimiz olmasaydı bugün puan kaybımız ligde bu kadar olmazdı. Sabahtan beri onu söylüyorum. Ziya, Ziya. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, antrenmanda Gerson ve Mert yok.
gidiyor Brasilya'da 20 derece topluyoruz. Yani gidiyor. Ceyda Güngörle'den bizler de birlikte akşamları yayınlardır. Beşiktaş'ın akşam antrenmanındayız. Siyah beyazlar. Yarın akşam saatler 19.00 maçı gösteriyor. Dürü uğrayan futbolcu vardı ya. O. Şu bak. Evet, teşekkür ederiz.